Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Kocagöl'de 390 metrekare arsa içerisinde müstakil yaklaşık 2-3 senelik güzel bir evimiz var. Verandası var, kamelyası var, güzel bir bahçesi var. Çok güzel bir yer. Bakın etrafı bu şekilde çevrilmiş garaj için. Bakın bir kapı yapılmış. Aracınızla girmeniz için güzel bir alan yapılmış. Buraya limon selvi ağaçları dikilmiş. Güzel bir evin ön kısmına bir kamelya, kapalı bir kamelya yapılmış. Çok da güzel olmuş. Burada da güzel çiçek bahçeniz var. Bakın etrafı güzelce çevrilmiş. Böyle bahçe alanı, peyzaj alanı. Burada bir köpek kulübesi var. Karşıda kış bahçesi var. Orası da kapalı. Tam köy hayatı yaşamak isteyenler için kış bahçesi, orayı da göstereceğiz. Burası da yaz bahçesi mi oluyor? Yaz bahçesi oluyor o zaman abi. Evet, evin giriş alanını böyle bir indirme yapmışlar. Güzel bir salıncak koymuşlar. Bakın burada böyle mis gibi oturursunuz. Buradan çiçekleri, bahçenizi izlersiniz. Evet, şimdi evin içine buradan giriş yapıyoruz. Önce eve girmeden önce bir dinleniyoruz. Bir nefes alıyoruz değil mi? Evet. Şöyle oturuyoruz, biraz sallanıyoruz. Ondan sonra evin içine gireceğiz. Böyle sallanmadan içeriye girmek yok. Yok. Değil mi? Yok. Güzel olur. Evet. Ya aslında ana kapı burası. Yani yaya olarak girişler bu kapıdan giriliyor. Bahçe kapısı da oradan, evet, abi. Evet. Orası da işte buradan da girilir, oradan da girilebilir. Buraya salıncağı koydukları için orayı kullanmamışlar. Burayı şu an için kapatmışlar ama siz kullanabilirsiniz. Evet. Evin çelik bir kapısı var. Bakın bu şekilde. Evet, evin ısıtma sistemi elektrikli kombi var. Kışın elektrikli kombiyle ısınıyor. Aslında güzel fikir ha. Evet, güzeldi. Sen, de biraz şey de güzeldi abi. Ateş yakıyor. Evet. Sen şey yoktu. Hazır. Hazır sistem yoktu, evet. Hazır sistem olsa çok güzel bir sistem. Evet. Yani yerler parke yapılmış. Girişte bir hol bu şekilde. Sağ tarafta mutfak kısmı. Geniş bir mutfak var. Bakın çok da güzel. Mutfak dolapları. Her şey güzel düşünülmüş. Böyle buraya bir L takımı koymuşlar. Mutfağı geniş. Çok kullanışlı. Buradan kamelya kısmı, giriş yaptığımız kısım da böyle görünüyor. Aydınlık böyle. Çok da güzel. Bakın kombi orada. Elektrikli kombi. Petekler döşenmiş. Gayet güzel. Evimiz yeni bir ev. Mutfak dolapları çok güzel. Her şey düşünülmüş. Evde her şey düşünülmüş. Kamera sistemi de var abi. Evet, kamera sistemi. Bahçeyi bakın. Kimler ne yapıyor görebiliyorsunuz. Kim girdi, kim çıktı. Bu da çok güzel düşünülmüş. Evet, mutfağın tam karşısında yatak odası var. Yerler yine parke yapılmış. Bakın güzel bir yatak odası. Peteğe her şeyi konmuş. Burada gardırop kısmı. Evet, kapılar Amerikan kapı şeklinde yapılmış. Yine hemen yatak odasının yanında bir çocuk odası, bir genç odası diyelim. Bu şekilde bakın. Yerler parke. Bu arka bahçeye bakan kısım. Camlar pimapen. Güzeldir. Bakın burada da sebze bahçeniz var. Orayı da göstereceğiz. Patlıcandı, biberiydi. Her şeyi ekilmiş. Güzel bir sebze bahçe alanınızda mevcut. Burada dolabı var. Evet. Burada geniş bir yine banyo. Bakın çok geniş bir duşa kabin. Çok güzel. Burada ayrıca sıcak su için termosifon var. Yaz kış sıcak suyunuz hazır. Tuvalet kısmı. Burada el yıkama kısmı. Burada çamaşır makinesi. Buraya yine bir dolap konulmuş. Gayet güzel. Her şey düşünülmüş. Bir tartılsam mı ya? Çok gelirim ben. Önce biraz öne doğru çek istesen abi. Bir dakika. Eyvah eyvah. 87 kiloyum. Yanmışım ben. Aramızda 7 kilo. Yanmışım. Evet, burada da bir genç odası. Bakın, gayet güzel petek. Buradan da yan bahçeye bakıyor. Peyzaj olan, köpeğin olduğu ve kış bahçesinin olduğu bahçe. Şimdi oraları da detaylı olarak gösterelim. Evde sıfır masraf var. Çok güzel bir ev burası. Alan burayı yaşar. Evet, yani burası mesela, burası yatak odası da olabilir abi. Güzel olur. Yatak odası. Burası salon. Salondur, evet. Salon olur yani, orası normalde. 2+1, burayı da sayarsanız, burada bir oda, yani burası da kamelyada güzel kapatılmış, çok da güzel olmuş yani.
Evet, şimdi bahçenin diğer kış bahçesine geçelim. Diğer alanları da gösterelim. Ya şimdi insanlar mesela köylerden çok sıkılıyorlar, birçok insan, ama hani köyde evi böyle modern bir şekilde yaptığın zaman, çok yönlü yaptığın yaz bahçesi, kış bahçesi, kamelya, peyzaj, domates, biber, güller, çiçekler, garaj alanı, böyle çok yönlü yaptığınız zaman insan böyle uğraşacak bir şeyler de oluyor. Böyle sıkılmaya çok vakti olmuyor. İşte büyük şehirlerden gelen insanlar genelde köylerde bunlar olmadığı için, ama bak mesela burası var. Şimdi orayı da gösterelim. Hani çok yönlü değil mi? Ya ben şimdi baktım mesela abi, arsası küçük ama her şey güzel yerleştirilmiş ya. Yani sanki arsa bir dönülmüş gibi geldi bana ilk başta yani. Böyle bayağı bir güzel yani. Her şey güzel. Bak mesela yürüyüş yolu, burada çamur alanı, burası çim alanı yapılmış, bir güzel bir peyzaj, güzel bir, bakın oraya bir bağlantı yolu, güzel bir çit yapılmış. Yani böyle sarmaşıkta her şey böyle, düşünün. Buraya girince köye giriyormuşsun gibi oluyormuş. Yani köy evine giriyormuşsunuz gibi oluyor. Burada ayrıca fırın düşünülmüş, yapılmış, konmuş. Burada mangal, şudur budur, o tür şeyler veya fırın, bakın bacası falan var. Evet, bacası, içeride de bir soba var herhalde. Şimdi köy evi, burası da biraz daha sade, klasik döşenmiş. Orası modern bir ev, modern bir ev. Burası da kışlık bahçe ve bir köy havasını anımsatan. Burada da kışın gelip sobanızı yakıp üzerinde çayınızı demleyeceğinizi, kestane yapacağınız güzel bir soba konulmuş buraya. Bir güzel farklı bir dekor yapılmış. Bunlar böceklenmesin diye farklı bir ilaçlarla boyanmış efendim. Yani farklı bir şey olmuş. Tezgah bu şekilde yapılmış. Bakın buraya dekor yapılmış bu şekilde. Bu kozalaklar yapıştırılmış. Yani farklı bir şey. Burada cam havalandırması. Değil mi? Farklı bir şey olmuş. Buraya bir fırın yine konmuş. Efendim sıcak su yine buraya da geliyor. Sıcak suyu falan da var. Güzel bir masa. Burada yemek yemek için orada tezgahta hazırlanıp burada böyle. Değil mi? Evet, yani her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Yani, bence çok güzel olmuş. Her şey yerli yerinde. Evet, yani hani burada da misafirlerinizi evin içine almadan yazın kışın gelecek misafirlerinizi burada da ağırlayabiliriz. Ağırlayabiliriz değil mi? Evet, gayet güzel. Evet, güzel. Buzdolabı falan. Her şey düşün. Bahçe alanımızı, sebze bahçe alanımızı da gösterelim. Sineklikleri, her şeyi. Bakın geldiğimiz nokta bu kısım. Evimiz burası ve sebze bahçe alanımız burası. Yine burada tavuk kümesi var. Şurada bakın tavukların olduğu kümesi var. Burada da evet sebze bahçemiz. Burada da patlıcandı, domatesli, biberdi. Bütün mahsullerinizi ekebilirsiniz. Burada da kendi ihtiyacınızı çıkarabilirsiniz. Lavanta ekmişler. Yani her şey düşünülmüş değil mi? Evet. Etrafı çevrilmiş. Buradan da böyle bir giriş yol bırakılmış. Bakın. Buradan da oraya bir bağlantı ön tarafa yapılmış. Duvar çekilmiş. Evet, 392 metre. Evet, 392 metre. Manyas Kocagöl yaklaşık 20-22 kilometre, 20 kilometre mesafede Manyas'a, Gölen'e de 25 kilometre mesafede ovada kurulmuş, geniş mera alanlarına sahip, hemen gölün dibinde, göle yaklaşık 300-500 metre mesafede, gölün kenarında kurulmuş Manyas Kocagöl. Kocagöl adını Manyas Gölü'nden alıyor. Kocagöl, eski ismiyle Kocagöl'müş, büyük göl deniyormuş. Burası eski Kazak köyü. Yani eskiden 1940-50'lere kadar Kazaklar yaşamış burada. Ondan sonra göç etmişler. Tabii buraların şeyinden sonra,
kurtuluşundan sonra belli bir süre sonra Hristiyanlar Kazak Hristiyanlarıymış yani. Hristiyan Kazaklarmış. Terk etmişler. Sonra bizim yerli insanlarımız buraya gelmişler. Burada yaşamaya başlamışlar. Güzel bir, büyük bir mahalle. Burada eski bir kilise de var. Eski bir kilise de var. Tarihi bir yer. Evet değerli dostlar, burası bizim tarafımızdan nasip olursa satılacak. Kamera sistemi, evin her türlü detaylarını gösterdik. Yine aklınıza takılan bir şey olursa bize sorabilirsiniz. Efendim, müstakil tapulu, tapuda ev kayıtlı, işli, resmi, hiçbir sorunu yok. Elektriği, suyu, altyapısı, her şeyi bağlı bu şekilde teslim edilecek. Evet, değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Uyuyan göllere ay ışığında sevginin resmini çizsem kim anlar? Tomurcuk ayrılıp gül açtığımda yağmurun saçını çözsem kim anlar? Bir mekan kaplamış ne varsa nerede, kendi ötesini saklar her perde. Sonsuzluğun sona erdiği yerde huduttan bir kulaç kassam kim anlar? Aşk ömür beyazı, kim süt karası? Eklenir yarama her dost yarası. Et oldum bıçakla kemik arası. Cennetle ahdimi bozsam kim anlar? Doğumda yalan var, ölümde gerçek. Bir şeyler anlatır balık, kuş, çiçek, kırık gönülleri toplayıp tek tek, toplayıp göğsüme dissem kim anlar? Gün geldi, zamanı gömdüm kabire, dağ oldu aklımın verdiği fire, bağlasam telaşı çelik zincire, sabrın derisini yüzsem kim anlar? İçte deprem olur dışın düğümü, İhlassız çözülmez işin düğümü, aklımdan geçeni düşündüğümü, okusam kim dinler, yazsam kim anlar? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.